Suna, sen niye bize yalan söylüyorsun kızım? He? Sen gizli gizli ne işler çeviriyorsun Suna? Bu fotoğraf niye sende Suna? He? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Nereden buldun o fotoğrafı? Nereden bulduysan buldum. Sen önce benim sorularıma cevap ver. Şimdi bana her şeyi olduğu gibi anlatacaksın. Senin niyetin muhallebici açmak mı? Sen o yüzden mi yalan söylüyorsun bize? Baba ben anlatmıştım ya sana aslında. Saniye sen karışma. Bu ne Suna? He? Ben sana sürpriz yapmak istemiştim. Annemin muhallebicisini yeniden açarsam sevinirsin diye düşündüm. Sonra bütün param Rafet yüzünden bitti. Ben de söyleyemedim sana. Sen nereden geliyorsun peki bu saatte? İşteydim. Yalan söyleme. Konuştun patronunla. Kovulmuşsun işten. Evet kovdular. Sonra başka bir işe girdim oradan da kovdular. Her yere nereye girersem gireyim kovuyorlar çünkü çok beceriksizim. Yapamıyorum ben buyum işte herkese zarar veriyorum her şeyi batırıyorum olmuyor yani. Oldu mu? Rahatladın mı? Başka öğrenmek istediğin bir şey var mı? Sana yemin ederim seni utandıracak hiçbir şey yapmadım baba. Ama şu an gerçekten hesap verecek durumda değilim. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Şimdi ben anlamadım. Başka otelde mi işe girmiş? Rafet sen çeneni niye tutamıyorsun oğlum? Hıyar mısın sen? Özür dilerim babacığım. Baba ağlamak üzereyim. Lütfen gider misin? Küçükken de yanımda ağlamak istemezdin sen. Utanırdın. Yatak odasındaki dolabın içine saklanıp ağlardın. Biliyorsun yani gizli ağlama dolabımı. Babalar bilir. Annemin kıyafetleri vardı o dolapta. Onun gibi kokuyordu. Belki de seni ona şikayet ediyordum. Bazen sadece içine girip öylece duruyordum. Farkındayım ne kadar zor olduğunu. Annemin yüzünü bilmiyorum. Ayrek kokusunu unutmayayım dedim. Ama onu da unuttum. Hatırlamıyorum artık. Bana annemden hiçbir şey kalmadı baba. Yanı da aslında o yüzden almak istedim. Belki yerlerini süpürmüştür. Duvarlarına dokunmuştur. Kırık bir ayna vardır belki onu da saçlarını taramıştır. Ben artık o dolaba sığmıyorum baba. Büyüdüm. Belki de o yüzden kızıyorum kendime. Annemi unutmaya başladığım için. Sürekli hatalar yapıyorum. Tökezliyorum. Düşüyorum. Niye düşeriz biliyor musun güzel kızım? Neden? Tekrar ayağa kalkmak için. İnsan bazen bazı şeylere dayanabilmek için unutmak ister, unutmaya çalışır. Bunda utanılacak bir şey yok. Ben senin gibi değilim. Bence ben anneme benziyorum. Sen sadece kendine benziyorsun. Yanlış yapmadan doğruyu bulamayız ki. Değil mi? Hatalarımızdan tecrübe kazanırız. Artık üzülme. Ben böyle kolay pes edecek bir kız yetiştirmedim. Tamam mı? Sakın vazgeçme. Sağ ol baba.